kalp krizi geçirdi, size geldi, siz müdahalesini yaptınız, hasta ayağa kalktı ve günlük hayatına devam edecek. Peki günlük hayatına nasıl devam edecek? Tekrar ikinci bir kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya mı? Bir defa kalp krizi geçirmiş olan kişiler, bununla ilgili neler söylersiniz? Kalp krizi geldi, biz işte anjiyosunu yaptık, ya stent taktık, gerektiği zaman ilaç tedavisi, bazen de bypass yaptık. Şimdi bir kalp krizi geçiren kişi bir daha kalp krizi geçirmez diye bir şey yok. Birkaç kez kalp krizi geçirebiliyor. Sonuçta bir damar tıkandığı zaman kalp krizi geçiriyorsunuz. Diyelim ki kalbin sürüşünen damarı var. Yani 3 tane ana damar, bir de onları yan damarlara ayırırsan en az 5-6 tane böyle büyük damarları var diyelim. Onun bir tanesi tıkandı, oradan kriz geçirdi. O sonra o bir damar tıkandı, ona da kriz geçirsin. O bir damar tıkandıysa ona da kriz geçirirsiniz. Hangi damar tıkanırsa kriz geçirilebilir. Yani kriz geçirmenin çok bir şeyi yok. Sınırı yok ama tabii çok kalp krizi geçirseniz kalp çok hasar gördüğü için ciddi problemler oluyor tabii. Yani böyle 2'den 3'ten sonra kalp çok zorlanıyor ondan sonra. Ciddi kalp yetmezlikleri olabilir ve ani ölümler onda olabilir. Diyelim ki biz bypass yaptık. Bypass yaptık. Diyelim ki damar ilave ettik. Bypass dediğimiz zaman köprü yapmak, damar ilave etmek. Yani 2 tane, 3 tane, 5 tane neyse damar yaptık. Hastanın risk faktörleri var biliyorsunuz. Bu kalp krizine sebep olan risk faktörleri var. Bunların bir tanesi genetik faktörler. Maalesef en önemlilerden bir tanesi. Diğer iki tane önemli faktör sigara, tütün kullanımı ve diyabet hastalığı, şeker hastalığı. Risk faktörlerinden biraz sonra bahsederiz. Şimdi bu risk faktörleri devam ettiği süre içerisinde hastanın tekrar kalp krizi, biz bypass bile yapsak kalp krizi geçirme riski var. Neler olabilir? Birincisi bypass yapmadığımız damarlar daha önce normaldir. Yıllar içerisinde o damar tıkanır, kalp krizi geçirir. Ya da bizim bypass yaptığımız damar kendisi tıkanır yıllar içerisinde. Tekrar kalp krizi geçirebilir. Onun için hastanın, bir kalp krizi geçiren hastanın bundan sonraki hayatına bu risk faktörlerini azaltması lazım. Zaten genetik faktörü azaltamaz, o elinde olan bir şey değil. Ama diyabeti kontrol altına alınabilir. Diyabeti kontrol altına almanın da en büyük yolu işte diyetine dikkat edecek. Kilo varsa kilosunu verecek. İlaçlarını düzenli kullanacak. Endokrin doktoruna ya da dahiliye doktoruna yakın takibini sürdürecek. Kendisi de şekerini düzenli ölçecek. Sporunu yapacak. Sigara içiyorsa sigarayı bırakacak. Eğer bunları yapar ise kişi bu damarın tıkanma hızı, yani aterosklerozun ilerleme hızı yavaşlıyor. Kesin. Yani kolesterolü belli bir seviye altına düşürüp, sporumuzu yapıp, sigarayı bırakıp, şekerimizi kontrol altına alırsak, inanın ki bu taktığımız damarlar 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra bile sağlam kalabilir. Bu biraz kişinin elinde. Onun için bypass olanın, stent takılanın çok dikkat etmesi lazım. Diyelim ki hasta stent de taktı. Stentlerin de ömrü maalesef çok uzun değil. Onlar da yıllar içerisinde o stenti sonuçta bir çelik boru koyuyorsun ve yıllar içerisinde vücut onu tıkamaya çalışıyor. Bu ateroskleroz dediğimiz olay devam eden bir olaydır. Duran bir olay değildir. Devamlı tıkamaya çalışır. Dediğimiz sebepleri yani yine bu risk faktörlerini azaltabilirsek, şekerle ve sigarayla ilgili risk faktörünü azaltabilirsek ve kan sulandırıcı ilaçlarımızı düzenli kullanabilirsek onun da tıkanma riski azalır. Ama o da tekrar tıkanabilir. Yani sonuçta dediğim gibi bu iş biten bir olay değil. Kalp krizi her zaman geçirebilir. Biraz da bu iş kişinin elinde olan şeyler.